Herkese merhabalar. Trabzonspor'da transfer gündemi oldukça yoğun ve hareketli geçmeye başladı. Özellikle Trabzonspor dün Pedro Malheiro'yu Boavista'dan transfer etti. Pedro'yu akşam saatlerinde dikkat çeken bir operasyonla önce Rize'ye, oradan da karayoluyla Trabzon'a getirdi. Bu transferle ilgili evrakları, işlemlerinin henüz tamamlanmadığını diyelim. Kulübün böyle bir hamle yapma gereksinimi duyduğunu öğrendik. Bu oyuncunun pazartesi veya salı günü resmi yazışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte kamuoyu aydınlatma platformuna duyurulmasını bekliyoruz. Bu transferde herhangi bir problemin bulunmadığını söyleyelim. Bu Boavista'dan öğrendiğimiz kadarıyla 3 milyon euro seviyelerinde, hatta biraz daha altı olabilir, bir bonservise oyuncu Trabzonspor'a katılmış durumda. Şu anda da Trabzon'da bulunuyor bu oyuncu. Gündem çok yoğun Trabzonspor'da, özellikle Stefano Savic gündemi oldukça hareketli. Trabzonspor oyuncu için Atletico Madrid'den çıkışını bekliyor ve oyuncuyla bonservis pazarlıklarına devam ettiriyor. Bu oyuncuyu Abdullah Avcı özellikle ısrarla kadroya katılmasını istiyor. Trabzonspor yöneticileri de bu transferin tamamlanmasını istiyor. Çünkü hem gençlere de bir örnek olacak ve Trabzonspor'un aradığı o lider stoper özelliklerini de karşılayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu isimle alakalı, Savic'le alakalı çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Oyuncu ve kulüp arasında tekliflerin gidip geldiğini söyleyebilirim. Bu transfer önümüzdeki hafta daha da netleşeceğini tekrar ifade etmem gerekiyor. Bir diğer isim ise Wesley Hoyt, Watford'da oynayan bu oyuncuyla alakalı da Trabzonspor'un 1,2 bonservis teklifi oldu. Watford'un talebi biraz daha fazla. Pazarlıklar devam ediyor. Bu isim de Trabzonspor'a yakın olan isimlerden bir tanesi. Savunma hattını Trabzonspor bu iki isimle oluşturma düşüncesi var. Gelelim orta sahaya tabii ki. Trabzonspor orta sahada da Koreli futbolcu Seok ile ilgileniyor. Bu oyuncuyla alakalı bizzat Başkan Ertuğrul Doğan devrede. Transferi bizzat Başkan Ertuğrul Doğan yönetiyor. Bir yılı kaldı oyuncunun ve kulübünden de çıkma düşüncesini tam kararını vermedi bu oyuncu. Trabzonspor bir resmi teklif gönderdi Koreli oyuncuya. Gent kulübünün transferle alakalı yanıtı bekleniyor. Orta sahayla alakalı bir diğer gelişme ise tabii ki Okan Yokuşlu. Dün de duyurmuştuk bu ismi. Trabzonspor oyuncuyla anlaşma sağladı. Oyuncu Trabzonspor'da oynamayı kabul etti. Şimdi West Bromwich Albion'ın Trabzonspor'dan bir talebi var. Bu rakamlarında 2 ila 2,5 milyon euro arasında olduğunu öğrendik. Bonservisini bunu düşürmek istiyor Trabzonspor. Düşürdüğü anda Okay tekrar Trabzonspor'un bünyesine katılacak. Çünkü Okay biliyorsunuz Trabzonspor'dan transfer olmuştu. 6 milyon euro bir bonservisle transfer olmuştu. Yeniden Trabzonspor'da oynamaya oldukça sıcak bakıyor. Bu oyuncu forvet pozisyonuyla alakalı geçmeden önce Çam'ın da durumunu söyleyeyim. Çam hala aynı yerde, hala aynı durumda. Trabzonspor'un bir an önce transferini tamamlamasını bekliyor. Oyuncu bir an önce artık Trabzonspor'la antrenmanlara başlamak düşüncesinde. Hala Trabzonspor'u çok istiyor. Trabzonspor da onu istiyor. Clermont Kulübü 7,5'a kadar düştü. Trabzonspor 5'e kadar çıkmış durumda bu transferde. Yakın bir süreçte artık bu makasın da tamamen kapanmasını bekliyoruz. Bir diğer yandan Paolo Nuaccio ile ilgili tabii ki yoğun bir istek var Trabzonspor Kulübü tarafından. Kulüp bu oyuncuyla alakalı düşüncesinden asla vazgeçmiş değil. Southampton Kulübü'nün başkanı da geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın mealine baktığımız zaman Trabzonspor'dan hala 8-9 milyon euro talepleri olduğunu anlayabiliriz. Trabzonspor burada 6 milyon çeşitli bonuslarla işi bitirmeyi istiyor ve daha verilecek oyuncuları da bir an önce belirlemek istiyor. Çünkü önünde bir Avrupa ve lig başlayacak Trabzonspor. Bir an önce de bu oyuncuyla alakalı netleştirme düşüncesi var. Bu transfer hiçbir şekilde Trabzonspor bunu kapatmadı. Konuştuğumuz, görüştüğümüz başkan olsun, yöneticiler olsun hepsi, hoca da dahil bu transferi çok istiyor. Gelelim başkanın bahsettiği o forvete. Birinci aday tabii ki Beşiktaş'ta da bir dönem forvet oynamış Wout Weghorst. Biliyorsunuz Messi ile de yaşadığı bir diyalog vardı. Muhtemelen dünyadaki tanınırlığı da buradan artmış olabilir başkanın da dediği gibi. Wout Weghorst'u Trabzonspor istiyor. Bu oyuncuyla alakalı devre arasında da Trabzonspor'un talebi olmuştu. Şu anda bu transferle alakalı bir oran verecek olursak
%50-50 diyebilirim Weghorst'la alakalı. Eğer Onana olmazsa bu transferde Trabzonspor vites attıracağını da ifade edelim. Açıkçası birçok isim konuşuluyor, birçok isimle görüşüyor Trabzonspor. Ama bunların şu an olan yakın olarak söyleyebileceğimiz Okan ismi Trabzonspor'a çok yakın. Ayrıca Savic'le alakalı ben her an bir şeyin olmasını bekliyorum. Çünkü bu transfer oldukça şu anda gündemde, Trabzonspor'un gündeminde ve bir an önce bitirilmek isteniyor bu transferde. Çam'la alakalı söyledim. Çam ve Onana Trabzonspor'da oynamayı çok istiyor. Okay ve Koreli Seok'un transferi şu anda başkanın önünde. Başkan yapıyor bu iki isimle ilgili pazarlıkları. Açıkçası önümüzdeki hafta çok yoğun bir hafta olacak. Şimdi hafta sonundayız. Yarın Pedro ile birlikte bir transfer sürecinin hızlanmasını bekliyoruz. Onun açıklanmasını bekliyoruz. Ardından da Wesley transferi mesela bitebilir. Onunla alakalı da tekliflerin, kontratların gittiğini söyleyelim. Ve aktaracaklarımız şu anlık bu kadar. Çok fazla isim var. Görüşülen, tekliflerin gönderildiği ama bitecek noktaya gelmiş olan şu anda neredeyse bitti diyebileceğimiz Okay var. Ve Wesley ismi söz konusu. Savic'in transferiyle alakalı ben görüştüğüm yetkililerden hep olumlu dönüşler alıyorum bu transferle alakalı olarak. Abdullah Avcı'nın özellikle istediği iki isim Wesley ve Savic. Bu iki ismi Trabzonspor savunma ikilisi yapmak istiyor. Özellikle Savic'in de tecrübesinden yararlanmak istiyor. Forvet konusunda da dediğim gibi Onana ve Weghorst ikilisi. Orta sahada Çam ve Seok ikilisi ve Okay üçlüsü diyebiliriz artık. Sağ beki de zaten Trabzonspor kapatmış durumda Pedro ile birlikte. Buraya bir genç oyuncu transferi yapılabilir. Göztepe'den bir oyuncu burada gündemde olduğunu söyleyelim. Ve yayınımızın şu anlık sonuna gelelim. Hoşçakalın.